Evet, değerli valim, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle davetimize icabetinizden dolayı hepinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ 1955'ten bu yana 60 yıldır ülkemizde madencilik alanında hizmet yapan bir kurum. En önemli işletmesi de Yozgat Sorgun'da bulunmakta. Ve siz değerli basın mensubu arkadaşlarım, hemen hemen her hafta bizim yaptığımız çalışmalarla ilgili haberimizi yaptınız. Ben bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanın biz genel müdür olduğumuz zaman Yeni Çeltek'in değeri neyse sizlerin katkısıyla, tanıtımıyla ona katladı. Yani şu andaki piyasa değeri son 3 yılda inanın 10 kat daha büyüdü. Daha çok bilinen, daha çok tanınan bir işletme oldu. Bundan dolayı ben işletmem adına, tüm çalışanlarım adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve hepinizin çalışma şeklinde biliyorum. Gerçekten Yozgat'ta basın mensupları, gazeteciler imkansızlıklar içerisinde, en zor şartlarda ve gerçekten ulusal bazda en güzel hizmeti yapan örnek gazetecilersiniz. Bundan dolayı da hepinizi tekrar tebrik ediyorum, takdirlerimi sunuyorum. Çünkü sizin başarınız Yozgat'ın başarısı. Sizin yaptığınız tanıtım Yozgat'ın geleceğine önemli bir katkı. Biraz önce değerli valimle de bu konuyu konuştuk. Birçok yerde bakıyoruz basın mensupları işte bir bardağın yarısı dolu yarısı boşsa boş kısmını öne çıkarıyor. Ama Yozgat'ta hep dolu kısım, hep pozitif kısmı. Bizzat Sayın Valim'in ağzından da ben işittim, biliyorum çünkü. Yani Yozgat için olabilecek en olumlu şeyler, en olumlu uyarılar, en olumlu eleştirileri siz yapıyorsunuz. Bu da zaten benim inancıma göre gazetecilik adına en güzel yapılması ve seçilmesi gereken davranış şekli. Bugün işte güzel bir restoranda birlikte yemek yedik. Yani bize güzel bir servis yaptılar. İşte buradaki yediğimiz her şey güzel olduğu için, iyi olduğu için hepimiz gayet mutluyuz. Ben basını da aynı buna benzetiyorum. Basında her gün bilgi servisi, bilgi de ruhun gıdası. Dolayısıyla o bilgi eğer insanın ruhunu mutlu ediyorsa, insanı memnun ediyorsa işte en güzel yapılan iş budur. Dolayısıyla ben bu açıdan da sizin tüm kamuoyuna, ülkemize ve meslektaşlarınıza örnek teşkil ettiğinizi düşünüyorum. Ama bir gerçeği daha burada vurgulamak istiyorum. Yozgat gazetecileri hak ettiği noktada değil, ulusal bazda, uluslararası bazda kaliteli işler yapıyorsunuz ama maalesef bunun karşılığını hak ettiği noktada aldığınızı düşünmüyorum. Ben tabii eski bir milletvekili olarak, şu anda Yozgat'ta işletmesi olan bir şirketin genel müdürü olarak her fırsatta sizlerle birlikte olmaya gayret ettim. Sizlerin yanında olmaya ve sizlerin desteğini de yanımda hissetmeye özellikle gayret ettim. Bundan sonraki hayatımda da yine inşallah hep sizlerle birlikte olacağız. Çünkü sizlerle birlikte yapacağımız hizmetin Yozgat'a kat kat yansıyacağını ben düşünüyorum. Çünkü Yozgat'ın her alanda hizmete ihtiyacı olduğunu, her alanda hizmet yapılması gerekli ülkemizin en önemli illerinin başında geldiğini düşünüyorum. Ve hepimizin hedefinin de Yozgat'ın ilk 10 içerisinde olması gerektiği inancıyla her kademedeki arkadaşların çalışması, bu amaca yönelik çalışması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyorum.
Kazasız, belasız, hayırlı seneler diliyorum. Katılımınızdan ve bizi kırmadığınız için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bütün arkadaşlar gerçekten fedakar çalışan arkadaşlar. Her gün beraberiz belki ama tabii böyle özel zamanlarda da beraber olmak daha da güzel. Bu noktada Sayın Vekilimize de ve daveti için teşekkür ediyoruz kendisine. Sizlere de ben tekrar gününüzü kutluyorum. Bugün ortak paylaşıyoruz galiba. Bugün aynı zamanda idareciler günü. Evet. O anlamda iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Ama önemli olan tabii ki sizlerle böyle birliktelik bir arada olabilmek. Aynı duyguları, aynı sevinçleri paylaşabilmek. O yüzden tekrar gününüzü kutluyorum hepinize. Sağ olun. Sağ olun.